Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günüdür haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertifteki haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kıynamı size dekıtınlar ekranımızı bozsun. Xitay İçki Mongoliyadaki namayışçılarını bastırdı. Fransiya Xalqara Radyosu haberde bildirilişçe Xitay İçki Mongoliyada yolu koyulmakçı bolgan Atalmış Koştil Ma'arif siyasetine narazılık bildirgen Mongollarını bastırış hareketini başlayan. Cenubi Mongoliya Kişilik Hukuk Uçur Merkezi'nin haberine asaslanğanda ötken bir hafta içinde İçki Mongoliyadaki mıngılgan hukukçular köçülerine çıkıp Xitay'nın 3 yıllık ma'arif planına karşı namayış kılgan. Xitay Koştil Ma'arifi arkalık İçki Mongoliyada Xitay tili derslikini yolu koyup Mongollarının tarih, edebiyat ve milli derslik materyallarını tedirici azaytıp onun ornığı Xitaycı derslik materyallarını işiltiş məxsizliğe yetmekçi bolgan. New York'taki Kişilik Hukuk Merkezi Müşahabdinin 5'deki bir parça dokulatıda ata anılarının Xitay'nın yeni siyasetinden narazi ihkallikini ve ballarını mektepki evetişini red kılgallıkını etkan. Namayışçılarının mektep sırtıda namayış kılgallıkı körüstülgen bazı sınlar Xitay'nın ictimai taratqolarda tarqalgan. Məlum buluşa ötken bir neçe yılda İçki Mongoliyadaki Mongol tildi dəris oqutudugan məktəblərinin sani körünərlik azlıqan. Şu səbəblik Xitayının qoş til oqutuşunu yolu qoymaqçı bolğan yeni siyasi Mongollarının əndisisini qozıqan. Bəzi kişilər Xitay siyasinin allıqacan yoquluş xəvpigi duç gəlgən Mongollarga nisbətən xətiri zor ikkəllikini bildirişməkdə. İçki Mongoliya Ma'arif Nazareti 26 avqust dərislik proqramasıqa alaqıdır yeni qarar layisini eylan qılgan bulub, Qararda başlangıç birinci yıllık ve tuluqsız birinci yıllıkının edebiyat dersinin Xitay tilide ötüldüğallıqı bu yıl küzlük okuş mevsimidin tartıp icra kılındıgallıqı bildirilgen. Şundaqlı keyinki iki yıl içinde başlangıç mekteplerdeki tarih ve siyaset derslikinin mu Xitaycı buludugallıqını uxturgan idi. Pakistan halkı Peygamberimizni haqaretligen Fransiyaga narazılık bildirdi. Üçüncü sentabr Pakistan ve Bengal Müslümanları Fransiyanın siyasi satira jurnali Charlie Hebdo'nun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni temi kılgan haqaretlik hacvi resimlerini kaydı neşir kılganlıkı karşı narazılık bildirdi. Namayışta Fransiya bayrağı köydürülüp mezkur Fransiya jurnalının kaydı neşir kılınıp dünya Müslümanlarına haqaret kılganlıkını ayıpladı. Hem de Fransiyanın bu jurnalini derhal emelden kaldırışını talep kıldı. Namayışçılar Pakistan hükümeti ve barlık İslam ellerini Fransiya meylini baykut kılışkı çakırdı. Yeni bir tarafından Dünya Müslüman Alımlar Birliği'nin baş katibi Ali Muhiddin El Karadağı Charlie Hebdo jurnalının bu kılmışıgı narazılık bildirip Facebook hesabıda bayanat ilan kıldı. Karadağı bayanatıda biz cehaletki cehalet bilen cevap kaytırmayımız. Bu jurnal mı ve onun başkurucuları mı Peygamberimizden tapınığı konuğan topçancılık kıymetke erişelmeydi diğerlerini bildirdi. O bayanatı da Müslümanlarının yamanlıkının emez fikirlerinin koğuducuları işkellikini tekitlep, biz barlık mukaddes hukumlarına çekilişki bulmaydı kallıkkı işinimiz. Yakşılık, adalet ve erkillikinin ögetküçüsü bulgan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılgallar, ahlaksız ve numussuzlardır dedi. Mezkur jurnal 2015 yılı 1. ayda Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında hakaretlik hacvi resimlerini ilan kılıp, İslam ellerinin katlık narazılıkı uçurgan ve kallık çarlı vakasının yüz birişiği sebepçi bolgan idi. Çaresiz kalgan halkımız derdini köz yeşi arkalık uxturmaqta. Bugün ictimai uçur vasları tarqalgan sırlardan malum buluşça, Her cehetten kattık iskenceye ilingan çıkış yolu kalmağın halkımız, köz yaşı arkalık Şarkı Türkistan halkının iğir vaziyette kalgalıkını ihbadeledi. Xitay tecavüzcileri yakınkı yıllardan beri zor türkümdeki Şarkı Türkistan halkının bir kısmını lager ve türmelerge kamışı sebeplik san sanaksız ailler veyran buldu. Bir kısım ailelerde ayallar yalğız kaldı. Perzentler iki cakısız kaldı. Yaşanğallar bakkuçsiz, itizler perviş kıldığan adam yok taşınıp kaldı. Bir iki yıl ilgiri halkımız bu dertlerini çet elge çıkıp alğan tukkallarga, qeyrindaşlarga ve halkaradaki ictimai taratqularda yizik hem söz arqılıq ifadelep kelgen idi. Xitayning Şarkı Türkistan halkı üstüdün yürgüzüvatkan cinayi kılmışlarını halkaradan yuşuruş üçün ictimai taratqularda içki ehvallarını tarqıtışkı karşı yolu koygan qattıq tekşürüş, nazarat kılış tedbirleri halkının derdini eğitişiği tosalığı bulup kelgen idi.
bu qatim xalqimiz yana ko'z yoshi orqali dardini oshkorildi. Mazkur sinda Uyg'urlar ichiga patmagan dard alamlarini ko'z yoshi orqali ifodalash bilan birga ota-onasining saqchixonadan chaqirtilib, beribli kelayda bir ketganicha qaytib kelmaganligini yiziq orqali ifodalab, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini sababsiz tutqun qilishdagi jinoyati haqida guvohlik bergan. Yana bir sinda akisining Xitoy saqchilari tomonidan chaqirtilib, berib kelay deb ketganicha kelmaganligini, o'zining oilada yolg'izlikda haqiqatan charchab ketganligini yiziq va ko'z yoshi orqali ishoratlab, xalqaro jamiyatga va erkin dunyodagi har bir vijdon egasiga unsiz dardini to'kkan. Xitoy Los Angeles vaqt kesti muxbirini chegaradan qo'g'lab chiqardi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, ichki Mongoliyada ziyorati bo'lib o'tgan Los Angeles vaqt kestining muxbiri Xitoy saqchilari tomonidan qo'g'lab chiqarilgan. Amerika taratqulari Los Angeles vaqt kesti xabarida bildirilishicha, gazetaning ichki Mongoliyada ziyorati bo'lib o'tgan muxbiri tutqun qilingandan keyin qo'g'langan. Bildirilishicha, bir saqchi uning gelini siqib kamerga ittirib o'tgan. 4 soatdan ortiq qamagandan keyin uni Mongoliyadan ayrilishga majburlagan. Mazkur muxbir ichki Mongoliyadagi bir maktab oldida puxrachi kiyingan Xitoy saqchilari tomonidan tutqun qilinib, saqchixonaga elib berilgan hamda uni Amerika elchixonasiga telefon qilishiga ruxsat qilmagan. Oxirida 3 amaldor va bir saqchi uni poyiz stansiyasiga elib chiqib, ular poyiz qo'zg'alganiga qadar poyiz derazasining endi uni marlab turgan. Amerika Birlashma Agentligining xabariga qaraganda Los Angeles vaqt gazeti muxbirining kimligini oshkorlamagan. Ichki Mongol shaharlik tashviqot tarmoqlari Birlashma Agentligining bu haqda so'ragan savollarga javob qaytarmagan. Ma'lum bo'lishicha, Ichki Mongoliya nufusi 25 million bo'lib, taxminan 79%ini Xitoy egallaydi ekan. 17% bo'lsa Mongollar ekan. Ichki Mongoliya Ma'arif nazorati 26 avgust darslik programmasiga aloqador yangi qaror loyihasini e'lon qilgan bo'lib, Qarorda boshlang'ich 1-yillik va to'liqsiz 1-yillikning adabiyot darsining Xitoy tilida o'tilganligi, bu yil kuzlik o'qish mavsumidan tartib ijro qilinadiganligi bildirilgan. Shundaqlik keyingi 2 yil ichida boshlang'ich maktablardagi tarix va siyosat darsligining Xitoycha bo'ladiganligini uqtirgan edi. Mazkur qaror e'lon qilingandan keyin Mong'ul xalqi keng ko'lamda norozilik namoyishi qilgan bo'lib, ko'plagan ota-onalarning, o'qituvchilarning va bir turkum yerlik amaldorlarning qo'llashiga erishgan. Mong'ul o'qituvchilar va o'quvchilar keng ko'lamda dars tashlagan. Yangi isbotlar Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish irodasini yanada qat'iylashtirganligini ko'rsatib bermoqda. Washington Post'si gazetasi 3 sentabr kuni jazo lagerlariga oid yangi isbotlar Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish irodasini yanada qat'iylashtirganligini ko'rsatib bermoqda mavzuli bir parcha tahririyat maqolasi e'lon qildi. Mazkur maqolada Xitoy amaldorlari izchil holda Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligini rad qilib atgan bo'lsa-mu, biroq buning chinligini isbotlaydigan yanada ko'p dalil isbotlarning oshkorlanayotganligini bildirgan. Ular buningda asoslik oldingi hafta, ya'ni 27 avgust kuni Amerikadagi BuzzFeed nomli xabar to'ri tomonidan tekshirib chiqilgan yangi bayqashlarni misol qilib ko'rsatib, tuvandikilarni bayon qilgan. BuzzFeedning yangi bayqashlari Xitoy rejimining yanada qattiq irodasini va mangulik planini namoyon qildi. Ya'ni Xitoy rejimi Uyg'ur madaniyatini yo'qotishdan iborat bu irodasini yanada chingitgan. BuzzFeed xabarlar to'ri oldingi hafta Sharq Turkistondagi lagerlarning soni va o'rniga oid bir parcha yangi tekshirish dokumenti e'lon qilgan edi. Ular Google sun'iy hamroh ko'rinishlari va Xitoyning Baidu to'ridagi sun'iy hamroh ko'rinishlari bilan selishtirish va shundaqla lager shohidlarini ziyorat qilish natijasida 2017 yildan buyon rayonda yasalgan 260 dan ortiq lagerning o'rnini tepib chiqqan edi. Ular Xitoyning Baidu to'rida xaritadan o'chirib etilgan o'rindan 50 mingdan oshiqini bayqagan va tutib turish markazlari, turmalar va lagerlarning alohidligi bor bo'lgan 10 mingga yaqin o'rinni nuqtaliq tekshirgan. Ular xabarda Sharq Turkistonda bundaq aslihalarning ko'lamining hali ham kengaytirilayotganligini va ularning bexatarlik nazorat tadbirlarining yanada qattiqligini bildirgan edi. Washington Post'si gazetasining tahririyat hay'ati maqolasida mana bu nuqtani alohida ta'kidlab bundoq degan. Bu yangi bayqashlar Amerika hukumatı va boshqalarining Xitoyni tanqidlashi va jazo tadbiri qo'yishi Xitoyning zulmlarini asl talmaganligini ko'rsatib berdi. Demak, yanada ko'p ishlarni qilish kerak. Amerika hukumatı yaqinda bo'lgan kishilik huquq va amgak tashkilotlari Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik deb e'lon qilgan barliq tovarlarni import qilishni cheklashi kerak. Mazkur tahririyat maqolasining oxirida dunyo jamoatchiligiga xitob qilib, mundaq deb yozgan.
butun dunyo xalqi o'z ichidagi bir xalqni butkul millat gavdasi bilan asta-asta bo'g'ayotgan Xitoyning 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazadigan axloqiy salohiyati bormi degan savolni so'rishi kerak. Biz Xitoyda bundaq salohiyat yo'q deb qaraymiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligining tor betida Uyg'ur masalasi uchun maxsus sahifa ochildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'z tor betida Uyg'urlar uchrayotgan zulmga beg'ishlangan maxsus sahifa ta'sis qildi. Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi deb atalgan bu sahifa inglizcha, ruscha, arabcha va xitoychadan iborat 4 xil tilda ta'sis qilingan. Uningda Sharq Turkistonda nima bo'layotdi? Majburiy amgak, majburiy nufus kontrol qilish, diniy erkinlikni dafsanda qilish, tashqi ishlar ministri Pompeyoning bayonotlari qatorliq maxsus temalar bo'yicha ayrim batlar ta'sis qilinib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiliklari sistemini qaldi tushuntirib berilgan. Bu sahifada yana Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeyoning bugungacha Uyg'urlar haqida bergan barliq bayonotlari televiziya ziyoratlari shundaqla Amerika tashqi ishlar ministrligi va Saudiya ministrligi tomonidan hozirgacha Sharq Turkistondagi zulmga aloqador e'lon qilingan barliq jazo tadbirlari, viza cheklamasi va aloqador qonun tuzumlar birma-bir tizib chiqilgan. Chat allardagi Uyg'ur kuzatuvchilar Amerika tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur masalasiga beg'ishlangan 4 tillik bundaq sahifa ta'sis qilishi Amerikaning Uyg'ur masalasiga berayotgan zo'r ahamiyatini namoyon qildi deb qaramoqda. Uyg'urlar masalasi Kanada-Xitoy munosabatidagi muhim temalardan bo'lib qolmoqda. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish harakatlari xalqaroda barg'onsiri qirg'inchilik deb ayblanayotganda, Kanada hukumatining Xitoy bilan turlik munosabatida Uyg'urlar masalasi yangimashdan o'rin olishga boshlandi. Sadbury Cholpini gazetining 3-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Kanada parlament a'zosi Garnet Genius yaqinda Kanada-Xitoy munosabati haqidagi xizmat bilan shug'ullanuvchi maxsus komitetga xizmatga tushgan. Mazkur komitetning qurilishi haqida hukumat to'rida aniq qilib, Xitoy bilan bo'lgan uzun mazgillik diplomatiya krizisi tufaylidan bu komitet tashkil qilindi deyilgan. Garnet Genius bu joydagi xizmati haqida so'z qilganda Uyg'urlar masalasini alohida ta'kidlagan. U bu haqda so'z qilib, yaqindan buyon biz asosiy diqqatimizni Sharq Turkiston yoki Xinjiang deb atalgan ashu joydagi Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilmishi qartibatimiz degan. Garnet Genius bu vaqtdagi nutqida aniq qilib, Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlar qirg'inchilikning barliq ta'birlariga to'liq tushadi deb ko'rsatgan. Hamda Kanada hukumatini mazkur qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan. Shuningdek, Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik ta'minot zanjiri haqida alohida to'xtalib, biz o'zimiz iste'mol qilayotgan hamda Xitoydan import qilayotgan mahsulotlarning zamonaviy qullar amgakining mahsuli ekanligini unutib qolmasligimiz lozim degan. Kökay jamiyati unumlik xizmat qilmoqda. Muhojiratki Uyg'urlar ichida cho'ng bo'shliqni to'ldirib, Turkiyada xalqimiz uchun aktiv xizmat qilayotgan Kökay insoniy yordam jamiyati 3-sentabr ehtiyojli qarindoshlarimizga go'sht tarqitib berdi. Kökay jamiyati qurilgandan beri Turkiyadagi yordamga ehtiyoji bor muhojir qarindoshlarimiz uchun maxsus xizmat qilib kelmoqda. Xalqimizga texnik atroflik xizmat qilish maqsadida xalqaroadagi insoniy yordam jamiyati hamda vaqtlar bilan zich hamkorlashib ijtimoiy yordam xizmatini jonlantirmoqda. Jamiyat 3-sentabr 400 oilaga kaligushi tarqitib berdi. Jamiyat yana maxsus fidoiy tashkillab qarallik holda haqiqiy qiyinchiligi bor qarindoshlarning tizimligini turg'izib, shu tizimlikka asosan har xil shaklda yordam buyumi tarqitib, o'z rolini aktiv joriy qildirmoqda. Dunyo miqyosida yuqum sababidan qaza qilganlar soni 879 mingga yetdi. Dunyo miqyosida Xitoy virus sababidan qaza qilganlar soni 879 mingga yaqinlashdi. Yuqumlanuvchilar soni 26 795 852, salomatlikka asliga kelganlar soni 18 907 700 dan halqadi. Yuqumning markaziy bazasiga aylangan Amerika Qo'shma Shtatlarida qaza qilganlar soni 192 111 ga, yuqumlanuvchilar soni 6 389 057 ga. Braziliyada qaza qilganlar soni 125 584 ga, yuqumlanuvchilar soni bir kun ichida yangidan yuqum bayqalgan 50 163 kishini qo'shganda jami 4 91 801 ga. Meksikada qaza qilganlar soni 66 851 ga, yuqumlanuvchilar soni 623 090 ga yetdi.
Yuqumning Yevropadagi markaziy bazasi bo'lgan Angliyada qazo qilganlar soni 41537 ga, yuqumlanuvchilar soni 342351 ga. Avstraliyada qazo qilganlar soni 748 ga yetdi. Hindistonda qazo qilganlar soni 69635 ga, yuqumlanuvchilar soni 4,23179 ga. Palestinda qazo qilganlar soni 192 ga, yuqumlanuvchilar soni 32817 ga yetdi. Afrika qit'asida jami qazo qilganlar soni 30905 ga, yuqumlanuvchilar soni 1,289817 ga yetdi. Afrika qit'asidagi yuqumning eng og'ir zarbasiga uchragan davlat Janubiy Afrikada qazo qilganlar soni 14678 ga, yuqumlanuvchilar soni 635078 ga, bulardan boshqa Misrda 5495, Algeriyada 1539 odam qazo qildi. Shuningdek, bugun Turkiyada Xitoy virusi sababidan 53 kishi qazo qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon Turkiyada qazo qilganlar soni 6564 ga yetdi. Bir kun ichida 117113 kishi tekshirildi, bulardan 1642 kishida virus payqaldi. Sihiya ministri Xitoy virusining xatirining hali ham davom qilib atganligini, shunglashqa maska taqish, ijtimoiy masofa va tozalikka rioya qilishning intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayti xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.